Herkese selam çitanlar, bugün sizlerle birlikte Türkiye'de ilk bir içerikle karşınızdayım. Bugün Brawl Stars'ta Ender'lik değiştiren 16 tane karaktere bakacağız. Efsane videomuza ben geçeceğiz arkadaşlar, ama ondan önceki kanalımızda bu videoyla beraber keşfediyorsanız lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 57 bin abone özel videomuza aslında az bir şey kalmadı, ama sizlerin yardımıyla inşallah az bir şey kalacak. O yüzden abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bu tür liste videoların devamı için sizlerden en az bu videoya 500'e bekliyorum arkadaşlar. Destek veren tüm arkadaşlarımız, hatta vermeyenler de, hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet, şaşırtıcı bir liste olacak arkadaşlar. Mesela listelerin ilk sırasında Mortis var. Mortis'in arkadaşları en değerli, eskiden güzeli değildi. Şimdi nasıl diyebilirsin arkadaşlar, yani tabii kandırmıyorum sizleri. Mortis arkadaşlar eskiden güzeli değildi, ama ne zaman güzeli değildi arkadaşlar? Oyun dik boyutta, yani oyunda henüz dünyaya yayılmadan, globale çıkmadan önce Mortis arkadaşlar gördüğünüz gibi destansı bir karakterdi. Tabii ki arkadaşlar o zaman da oyunda kupa yolu enderliği bile yoktu ki, zaten bu listenin birçoğunu izlerde fark ettiğiniz gibi kupa yolu enderlikleri sonradan arkadaşlar enderlikleri dağıldı. Onlar da var, ama oyunda arkadaşlar önceden sıradan diye bir enderlik vardı ve o şekilde değişen bir sürü karakterimiz de var. Mortis arkadaşlar eskiden bu şekilde değişen karakterlerimiz arasındaydı. Eskiden destansıydı arkadaşlar. Tabii ki daha sonra oyun halen dik versiyonuyken tekrar gizemli hale getirildi. Neyse, geçelim arkadaşlar. Sırada Bo var ve bu videonun en çok devrim geçiren karakterlerden birisi arkadaşlar Bo. Çünkü Ender'liği tam tamına 4 kez değişmiş arkadaşlar. Çok enteresan. Yani Supercell ne yapmış arkadaşlar, gerçekten ben de bilmiyorum. Bo arkadaşlar oyun betadayken ilk çıktığı zaman destansıymış. Yani şu anda da destansı, ama arkadaşlar ilk çıktığı zaman farklı bir destansı. Çünkü o zamanki Ender'likler daha farklı, değişik. İlk çıktığı zaman arkadaşlar destansı. Ve daha sonra arkadaşlar Supercell bunu yanlış bilmiyorsam tekrar betadayken yine bir değiştirme yapıyor ve bu sefer Bo'nun enderliğini arkadaşlar süper endere düşürüyor. Yani durduk yere ne olmuş, yani gücüm azalmış, nerf gelmiş. Gerçi bir karaktere böyle nerf geldikten sonra arkadaşlar yani enderliği değişmez. Ama betadayken arkadaşlar her şey olabilir. Betadayken arkadaşlar enderlikler sürekli değişebilir, kararlar değişebilir. Çünkü oyun henüz global değil. Ve arkadaşlar zannediyorum ki sonradan oyuna kupayalı güncellemesi getiriliyor ve oyun yatay oluyor. Ben arkadaşlar oyunu o zamanlar oynamadığım için yani net bir yorum yapamayacağım. Bunları benim düşüncem arkadaşlar. Oyun kupa yoluna gelir gelmez Supercell arkadaşlar kararlaştırır ve muhtemelen birçok karaktere kupa yolu karakter yapma kararı alıyor. Mesela Nita falan filan, birazdan geleceğiz onlara da, ama Boyd arkadaşlar bu şekilde kupa yolu karakteri olarak değiştirmiş. O da arkadaşlar yani destansına süper endere düşüyordu, aslında da kupa yoluna değiştiriliyor. Yani kupa yolu düşüp artan bir şey değil, ama yani bence düşük arkadaşlar. Herkes de neyse, tamam orası ayrı bir konu, ama bu arada arkadaşlar bu şekilde kupa yolu oluyor ve zaten oyun globale çıkıyor. Global çıktıktan sonra arkadaşlar değişmiyor zaten. Bu kupa yolunda 3000 kupa yolu karakter olarak devam ediyor. Tabii ki arkadaşlar nereye kadar, kutular oyundan kalkana kadar, yerine yeni bir kredi sistemi geliyor. Daha sonra arkadaşlar bütün kupa yolu enderliği siliniyor ve bu oyunda arkadaşlar bu şekilde enderliği oyun ilk çıktığı güne dönüyor arkadaşlar. Yani oyun aslında nostaljiye dönüyor ve bu tekrar destans oluyor arkadaşlar. Yani şu anda da güncel olarak bu biliyorsun ki destans. Toplam 4 kere enderliği değişmiş oluyor arkadaşlar. Bana sorarsanız en çok hangi enderlik yakışıyor? Bence de destansa en çok boya yakışıyor arkadaşlar. Çünkü zaten Titan üstünün başrol karakteri, bence de ben olsam efsanevi yapmazdım. O kadar değil ama güzel. Ve sırada arkadaşlar 8 bit var. Yani hepiniz biliyorsunuz zaten arkadaşlar. 8 bitten kaç kupada verildiğini unuttum. 5000 miydi, 7000 miydi, 10000 değildi de. Neyse arkadaşlar bunu ben unutma, ama 8 bit arkadaşlar biliyorsunuz ki kupa yolu karakteriydi. 2000 miydi? 2000 Dynamite, 3000 boyla, 4000 olabilir arkadaşlar. Ve 8 bit arkadaşlar süper endere düşürülmüş. Süper ender olması mantıklı olmuş. Destans olmaz çünkü çok yavaş bir karakter, ama hasar yüksek olduğu için ender olmaz arkadaşlar bence. Süper endere düşmesi mantıklı bir karar olmuş. Ve sırada Colt var ve Colt'un arkadaşlar enderliği toplamda 3 kere değişmiş ve bu arada arkadaşlar ben bunları yani dediğim gibi eski betadaki oyunu oynamadım, bilmediğim için YouTube Brawl Stars diye bir kanalımı aldım. Onu açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Hakkını yemeyelim adamın. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar Colt eskiden sıradanmış. Evet, oyunda arkadaşlar eskiden sıradan diye bir enderlik varmış. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Clash Royale'de sıradan enderliği var. Sıradan ender destansı efsane olarak devam ediyor. Ve arkadaşlar Brawl Stars eskiden Clash Royale'e benzemek adına böyle bir şey yapmış olabilir. Tabi sıradan enderliği sonradan kaldırılmış arkadaşlar. Ve Colt da oyunda sıradan karakterimiz arasındaymış. Tabi sonradan kupa yolu oldu arkadaşlar. Kupa yolunda 40 kupa mı 30 kupa mı, yani düşük bir kupa oldu arkadaşlar. Inta'dan sonra açılan ilk kupa yolu karakteri oldu. Yani herkesin erişebilmesi için arkadaşlar Colt'u elinden gelince Supercell düşük enderliklere koymuşlar. Ki zaten arkadaşlar bunun kanatını 3 kere değişmesinden anlayabiliyoruz. Bakın eskiden oyunda en düşük enderlik sıradandı arkadaşlar. Kupa yolu yoktu sanırım o zamanlar. Yoktu zaten, bilmiyorum herhalde. Sıradan arkadaşlar en düşük enderlik, daha sonra kupa yolu. Kupa yolunda da hemen açılabilen bir karakter yapmışlar. Daha sonra arkadaşlar Colt'un enderliği bir kez daha değişmiş ve ender olmuş. Colt şu an arkadaşlar ender ve oyuna henüz yeni başlayan arkadaşlarımız Colt'u ender olarak çok hızlı bir şekilde, belki ilk kutudan diyecektim bak kutular kalktı aga arkadaşlar, neyse, Colt arkadaşlar ender olarak açabilecekler. Yani Colt oyunun en ana karakterlerinden bir tanesi oldu.
olduğu için Cole Ender'de bir kez değişse, yani daha düşük Ender gelse herhalde o olur arkadaşlar. Yani bu şeritikeli ana karakterler düşük Ender'de o oluyor ve şu an Cole Ender olarak hayatına devam ediyor. Neyse arkadaşlar, sırada aynı mantığımız var, yani Shelly. Shelly arkadaşlar şu an ilk karakteri, belli bir Ender'lik yok ama eskiden arkadaşlar sıradanmış, yani eskiden ilk karakterde bir Ender'lik yoktu arkadaşlar. Yani tamam, Shelly oyun ilk karakteri de yani öyle bir Ender'lik yokken arkadaşlar Shelly sıradanmış. Yani tabii mantıken eskiden ilk karakter arkadaşlar, şu an ilk karakter. Ama enteresan bir şey olmuş. Shelly arkadaşlar sıradanından ilk karaktere terfi mi olmuş, düşünmüş mü, artık bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar ama oyunun tek Ender'liğinde bulunan tek karakter arkadaşlar Shelly'ymiş. Neyse arkadaşlar, yine aynı şekilde aynı mantık. Nita da arkadaşlar o şekilde eskiden sıradan bir karaktermiş. Ve tabii ki arkadaşlar sonradan Kupa yolunun sanırım 10 kupasından açılan bir karakterdi arkadaşlar. Yani sıradanan Kupa yoluna yükselmiş arkadaşlar. Daha sonradan biliyorsun yine Kupa yolu Ender'le kalkınca, yani Nita da bu Kupa yolu mağdurlarından bir tanesi oldu. Sonradan arkadaşlar Ender'liğine düşürülmüş oldu bu şekilde. Yani oyunu şu anda sıradan Ender'liği kalkmasaydı nasıl bir şey olurdu arkadaşlar bilmiyorum. Ama sıradan yerine gizemli getirildi. Yani gizemli efsaneviden birazcık daha düşük. Sıradan arkadaşlar bilmiyorum, bence evet sıradan olmaması daha mantıklı. Yani Ender karakter eskiden 4 tane vardı arkadaşlar. Tabi Kupa yolu şeyi varken önce 4 tane Ender karakteri vardı. Sıradan olsaydı herhalde 2'şer koyardı süperse. Yani değişik bir şey olurdu arkadaşlar. Ondan dolayı sıradana kalkması iyi olmuş arkadaşlar. Nita da dediğim gibi sıradandan Kupa yolundan da Ender'liğe geçiş yapmış. Evet, sırada arkadaşlar Tick var ve Tick'in hangi kupada alacağını yine unuttum ya. 4000 miydi? Her şeye 4000 diyorum ama neyse arkadaşlar, Tick de yine Kupa yolu karakteri de şu anda da arkadaşlar Süper Ender'liğine düşürmüş oldu bu şekilde. Ve Süper Ender de oyuna yeni gelmiş arkadaşlar. Şimdi düşünün, sıradan yine Süper Ender mi geldi? Enteresan bir şey olmuş yani. Sıradan kalkmış, gizemli gelmiş, bir de Süper Ender gelmiş arkadaşlar. Neyse, Brawl Stars'ın Ender'lik sistemi tabii ki de Clash Royale'a göre tabii daha değişik bir sistem var. Ve Tick de arkadaşlar bu şekilde Kupa yolundan Süper Ender'liğe geçiş yapmış. Evet, sırada arkadaşlar Rico var ve bunu gerçekten sizlere sormak istiyorum arkadaşlar ama yine yapmayacaksınız. Şu anda arkadaşlar videoyu durdurup videonun şu anda 6. dakika 40. saniyesindeyiz arkadaşlar. Burayı etiketleyip yorumlar kısmına yazın. Yukarı arkadaşlar şu anda Süper Ender sizce oyunda eskiden Rico'nun Ender'liği nedir? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Sizce Ender midir? Destansı mıdır? Gizemli midir? Neyse yazın arkadaşlar, sıradan mıdır? Şu anda durdurup yazın arkadaşlar ama yine yapmayın. Yazdıysanız 5 saniye içinde söyleyeceğim arkadaşlar ama yine yapmayın kesinlikle. Neyse arkadaşlar, Rico'nun eski Ender'liği adı Rico bile değil, yani adı Ricochet'ken Ender'di. Burada arkadaşlar işte mavi olduğuna bakmayın. Yani genellikle Ender'in rengi yeşildi ama beta'dayken arkadaşlar şey olabilir tabii ki. Belki hatalıdır bu fotoğraf, bilmiyorum ama Rico'nun arkadaşlar eski Ender'liği gördüğünüz gibi burada Ender'miş. Rico arkadaşlar sonradan tabii ki de Süper Ender'e terfi edilmiş. Neden arkadaşlar? Çünkü Rico sektirebilen bir karakter ve ultisini falan filan doğru kullanabilirsiniz ve çok duvarın olduğu bir yerde çok güzel işler yapabilirsiniz. O yüzden Süper Ender olarak kalması yine hoş olmuş arkadaşlar. Rico'nun hala şu anda Ender'li Süper Ender olarak devam ediyor. Umarım arkadaşlar doğru bilmişsiniz bu arada. Geçtik arkadaşlar. Bull'un Ender'liği eskiden Ender'miş arkadaşlar. Yani oyuna Kupa yolu karakterleri yokken Bull'un Ender'liği eskiden Ender'miş arkadaşlar. Aslında pek fena değil çünkü oyuna sıradan da var. Ender sıradan daha üstün olduğu için Bull aslında pek de fena bir yere koymamışlar. Daha sonra arkadaşlar Kupa yolu geldiği zaman Bull Kupa yolu olmuş arkadaşlar. Ender'den Kupa yoluna geçmiş. Sonra arkadaşlar eski mazilere geri dönmüş Bo gibi arkadaşlar. Yine tekrar Ender olmuş çünkü Kupa yolu oyuna silindiği için. Yani arkadaşlar her karakterin kaderi bir olur. Yani uzun bir süre Kupa yolu olarak kalsa da bu arkadaşlar destansından destansa geçmiş. 4 sene 5 sene Kupa yolu olarak kalsa bile arkadaşlar. Yani Bull arkadaşlar tabii ki herkes eskileri özler. Bull arkadaşlar eski Ender'ini özlemiş. Tekrar Ender olmuş. Enteresan bir şekilde yine eskileri dönmüştü. Dynamite arkadaşlar eskiden sıradanmış. Yani oyunda birçok karakterin aslında sıradanmış arkadaşlar. Ve Dynamite de bunun arasında daha sonradan Kupa yolu olmuş arkadaşlar. Yani Kupa yolu kalkmasa da bile aslında Dynamite yine aslında Ender'lik değiştirmiş. Çünkü oyunda sıradan var ve sıradan kalkmış. Kupa yolu olmuş. Kupa yolu kalkmış. Başka bir şey olmuş arkadaşlar. Aslında Ender'lik değiştiren bütün karakterlerimiz neredeyse bir şeyler kalktığı için Ender'likleri değişmiş. Ya sıradan Ender'lik kalkmış ya da Kupa yolu. Dynamite arkadaşlar eskiden sıradanmış. Sonra Kupa yolu olmuş. Sonra da şu anda Süper Ender oldu arkadaşlar. Ve Süper Ender hak ediyor mu sizce? Bence hak ediyor arkadaşlar. Ender'den daha üstün bir Ender'likte. Tick de aynı şekilde Süper Ender olmuştu. Dynamite arkadaşlar şu anda hala Süper Ender olarak devam ediyor. Sırada Jesse var ve Jesse toplamda 4 kez Ender'lik değiştirmiş arkadaşlar. Aynı Bo gibi çok fazla evrim geçirmiş. Şey bunların arasında yani hepsi farklı arkadaşlar. Bo'da mesela 2 tane distans vardı ya. Jesse'nin gelen bütün Ender'likleri farklı ve Jesse gerçekten devrim geçirmiş arkadaşlar. Jesse oyuna ilk geldiği zaman sıradanmış. Yani sıradan, yani oyuna zaten yarı sıradanmış arkadaşlar. Mesela baktığınız zaman Shelly, Colt, Nita, Brock, Jesse, Dynamite gibi karakterler arkadaşlar sıradanmış. Hatta Primo da sıradanmış. Onlara birazdan geleceğiz arkadaşlar. Jesse de aynı şekilde. Daha sonra Ender olmuş arkadaşlar ve bu sanırım oyuna yine Kupa yolu karakter gelmeden önce. Yani Jesse'yle de sıradan vermişler arkadaşlar. Anlam veremedim çünkü Jesse'nin taleti var ve inanılmaz işler yapabilirsiniz taletle. Jesse'ye gerçekten de yani bence bir terfi olması gerekiyormuş ki zaten oyunu globale çıkmadan, yatay olmadan mı bilmiyorum ama bir terfi yapmışlar zaten. Sıradan Ender'e
vesaire çıkmış. Daha sonra arkadaşlar oyuna kupa yola gelince Ender'den de kupa yoluna geçiş yapmış arkadaşlar. Ve 4. değişimde arkadaşlar kupa yola Ender'lerin oyuna silinmesi olmuş. Ve Jesse arkadaşlar şu anda süper Ender olarak devam ediyor biliyorsunuz ki. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar, sıradan Ender'lik kalkmadan herhalde değişmiş Jesse. Çünkü listedeki birçok karakterle sıradan Ender'lik halkı için değişmişti. Jesse arkadaşlar sıradan Ender'lik kalkmadan önce bir terfi gelmiş ve Ender olmuş. Sonra kupa yolda sonra da süper Ender olmuş ve bence en mantıklısı arkadaşlar şu anki süper Ender olabilir diye düşünüyorum. Yani kupa yolu kalkmasa da kupa yolu karakteri olarak da güzeldi aslında. Bir diğer karakterimiz arkadaşlar Stu. Stu 10.000 kupa yolu karakteri sanırım. Sonradan arkadaşlar kupa yolu mağdurlarından birisi Stu oldu ve Stu sonradan destansı oldu ve aslında güzel bir Ender'lik verdiler Stu'ya. Ve fark ettiyseniz kupa yolu karakterlerine en fazla destans verdiler arkadaşlar. Hiçbirine gizemle vermediler. Mesela bunun bir diğer örneği de arkadaşlar Emiz. Biliyorsunuz ki Emiz de kupa yolu karakteriydi ve destansıya çıktı. Yani dediğim gibi hiçbir kupa yolu karakterine destansından üstünü vermediler. Yani Emiz'e tabii ki destansı, yani gizemli hak ettiğini pek düşünmüyorum ama yine de arkadaşlar bunu da söylemek istedim. Gizemli hiçbir kupa yolu karakteri olmayacak sanırım. El Primo da arkadaşlar oyunda eskiden sıradan Ender'liğindeydi. Daha sonradan terfi aldı ve Ender'liğine çıkmış oldu. Yani bunu derken biraz zorlanıyorum ama eskiden arkadaşlar sıradandı. Şu anda Ender olarak devam ediyor. Hatta ekranda da var. Brock'un Ender'liği tam 4 kez değişmiş ve aynı Bo'da da olduğu gibi ve şeyde de Rico'da da olduğu gibi arkadaşlar eski kaderine kavuşmuş. Yani bir insanın kaderi arkadaşlar bir Ender'likte kalınca maalesef değişmiyor. Brock arkadaşlar eskiden sıradandı. Evet, Brock sıradandı arkadaşlar. Daha sonradan Ender olmuş, yani bir terfi almış. Daha sonradan kupaya da olmuş ve daha sonradan tekrar Ender olmuş. Yani şu anda arkadaşlar bildiğiniz gibi Brock günümüzde de Ender. Yani arkadaşlar önce sıradan, daha sonradan terfi alıp Ender oluyor. Daha sonradan kupa yolu Ender'liği oyuna gelince arkadaşlar kupa yolu oluyor. Kupa yolu silinince de Ender'liğe geri dönüyor. Ender'liğe geri dönüyor. Ya bunu derken yani değişik bir şey arkadaşlar ama neyse, Brock da yine eski kaderine kavuşmuş oldu. Poco da arkadaşlar Ender'miş. Yani ilk çıktığı zaman genellikle bir sürü karakterimiz sıradan olurken arkadaşlar Poco enteresan bir şekilde Ender'miş. Daha sonradan arkadaşlar süper Ender'liğe terfi edilmiş. Bak enteresan. Hem yani oyun arkadaşlar Poco mesela oyun en ana karakteri ya. Biliyorsun ki Poco arkadaşlar eski oyunun giriş ekranında vardı. Nintendo ile beraber sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Poco arkadaşlar bayağı bir torpil yapmışlar, yani Ender'miş. Süper Ender olmuş. Sonradan arkadaşlar Ender'liğine geri düşmüş. Yani pek bir arkadaşlar ekstrası yok. Poco tabi o zaman PM oyunda yokmuş sanırım. Yani oyunun tek şifacı karakteri olabilir. O zaman öyle olduğu için arkadaşlar Ender'den Süper Ender'e, daha sonra Ender'e geri düşmüş. Yine arkadaşlar bir insanın kaderi bazen değişmiyor dediğim gibi. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi ve bence çok efsane bir videoydu. Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buradan da günün ayet veya hadisini görebilirsiniz arkadaşlar. Bunları kesinlikle okuyup hayatınıza uygulamayı unutmayınız arkadaşlar. Buradan diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bence arkadaşlar güzel bir videoydu. 16 karakter biraz uzundu ama Türkiye'de ilk bir içerikti arkadaşlar. Gerçekten güzel. Umarım sevmesinizdir. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun.